Arkadaşlar, Allah'ınızı, peygamberinizi seviyorsanız, inançsızsanız da ananızı babanızı seviyorsanız, ananız babanız orospu çocuğuysa da kendinizi, herhangi bir şeyi seviyorsanız, bana şu şehirde üniversite okunur mu sorusunu sormayın. Bilmiyorum. Şehir şehir üniversiteleri gezmedim. Bilmiyorum. Benim burada bazı bildiğim konular hakkında görüş beyan ediyor olmam her şeyi bildiğim anlamına gelmiyor. Bilmediğim o kadar çok şey var ki hayatta. Ayrıca bu soruyu bana soruyorsan muhtemelen zaten ortalama bir herifsin sen. Nerede okursan oku sonuç değişmeyecek hacı. Ha bak, Galatasaray'da felsefe okunur mu sorusu daha bir soru. Okey. Çünkü adam biliyor benim Galatasaray mezunu olduğumu. Felsefede okuyan bir arkadaşım vardı. Ama ben o zamanlar felsefeyle ilgili olmadığım için ne yapıyorsunuz, nedir müfredat falan diye sormadım. Fakat muhtemelen kıtacıdır Galatasaray. Ruhu o. Öyle zanda bulunuyorum. Ve biliyorsunuz benim için felsefe analitik felsefedir. Yani bilmiyorum. Yani Fransızca felsefe okumak ne kadar cazip geliyor size, hem de kıta felsefesi ağırlıklı. Spinoza'yı Fransızca okumak, etikayı hayaliniz mi, idealiniz mi? Ya öyleyse git oku, bir şey diyemem. Ama benim için... Ben okudum Cemre, hem de felsefe hocamız papazdı. Galatasaray'da mı felsefe okudun? Ciddi misin? Belki tanışızdır lan. En azından sima olarak ufacık okul. Yasemin, saydan GSÖ felsefede misin? Miydin yani? Ha, sen ben o. Ha, bunlar bizi eziyor moruk. Bunlar frankofon, iç sınavla giriyor. Biz alnımızın teriyle ÖSS ile giriyoruz. Galatasaray'a biliyorsunuz kontenjanlar ikiye bölünüyor. Yarısı Fransız liselerinin iç sınavıyla girdiği şey. Yani bir Saint-Joseph mezunu o iç sınava ismini soyadını yazıp Galatasaray'a girebiliyor. Ama ya da 10 doğru yapıp iktisata girebiliyor. Ama ÖSS'de o zamanlar işte ilk 1000'e ya da 1500'e girmen gerekiyordu. Öyle bir ayrım vardı. Siz parayla biz beleş, İbne Saint-Joseph. Abi, Fransızca öğretilmiyor mu Galatasaray Üniversitesi'nde? Hayır, Fransızca öğretilmiyor ama bütün dersler Fransızca. Hadi çık bakalım işin içinden. Oğlum, tüm dersler Fransızca lan. Bir iki tane isyankar hoca ben takmıyorum rektörü bilmem neyi deyip Türkçe anlatır. Geri kalan hepsi Fransızca anlatır yani. Sike sike öğreniyorsun ayrıca. Neden Fransızca? Galatasaray bir Fransız okuludur yani. Mektebi Sultani miydi? Fransızlar tarafından kurulmuş bir okuldur. O ekoldendir. Yani İstanbul Erkek Lisesi neden Almancaysa bu da o yüzden Fransızca. Sen Fransızca mı gördün iktisatı? Evet. Yani Radikal Gazetesi'nin ortadaki siyah beyaz ekonomi haberlerini aç, onların Fransızca olduğunu düşün. Yani bunları gördük işte, amına koyayım. Yabancı dille eğitim neye yarıyor? Bir boka yaramıyor. Ben düşündüğün dilde eğitim görmen gerektiğini düşünüyorum. Fakat dil öğrenmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu ikisi ayrı şeylerdir. Yani iktisadı, hele hele felsefeyi Fransızca, İngilizce konuşup okumak potansiyelinden çalar. Native speaker olmadığın sürece illaki potansiyelinden çalar. Hele hele felsefede kelimeler çok önemlidir. Nüanslar çok önemlidir. Onları ifade edemezsin. Kafandakini doğru düzgün ifade edemezsin. Karşıdaki, aralarında nüans olan kavramlardan bahsettiğinde onları aynı zannedersin. Yok. Yani ideal bir şey değil. Ama tabii ben en nihayetinde, kimse benim kafama silah dayamadı. Bunu bilerek girdim Galatasaray'a. Okey dedim. Ama o zamanki ideallerim için çok uygundu. Bunu hep diyorum. Beni epey yeni keşfeden olmuş. Eskileri bilir. Benim 20 yaşıma kadar hayat amacım çok para kazanmak, zengin olmak, bir bankaya girmekti ya da bir özel şirkete girmekti. Yeteneklerime de güveniyordum, yapardım da. Fakat 20 yaşımdan sonra hayat görüşüm tamamen değişti. Bunlar benlik işler değil dedim ve para etmeyen işlere hem yeteneğim hem de ilgim olduğunu fark edince felsefeci oldum.